Diyaliz tedavileri suni böbrek sistemleridir. İki türlü, biri karın zarının geçirgenliğinden yararlanarak yapılan diyaliz. Buna periton diyalizi deniyor. Karın boşluğuna bir tüp yerleştiriliyor ve oraya sıvı veriliyor. Vücuttaki atılması gereken maddeler o sıvıya geçiyor. Sonra sıvı geri alınıyor. Böyle bir temizlik sistemi. Daha sonra da ikincisi hemodiyaliz dediğimiz kanın direkt filtrelerle temizlenmesi. Makine diyalizi adını da alır. Herhangi bir yerden damar yoluna ulaşıldıktan sonra hastanın ki kronik dönemde bu fistül dediğimiz atar damar toplar damarın birleştirilip büyük hacimli bir dolaşım sağlanan genelde kolda olur bu. Bir bölgeyle yapılır. O bölgeye batırılan geniş iğne ile hastanın kanı kanülle filtreye gelir. Makine bu pompayı sağlar. Filtre kanı süzer. Süzülen kan tabii geri döner. Buna da hemodiyaliz diyoruz. Ne zaman gerekir sorusuna gelince, son dönem böbrek hastalığı böbreklerin artık görevini tam yapamadığı ve bir destek yapılmazsa hastanın üremik koma dediğimiz durumda kaybedileceği zaman gerekir. Acil şartlarda genelde hemodiyalize alınır hasta. Hemodiyaliz yapıldığı vakit akut olarak hastanın kanında birikmiş olan tüm fazla maddeler filtre aracılığıyla vücuttan alınır.